أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Lemalardan 24. lema tesettür hakkında 33. surenin 59. ayeti Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarıya çıktıkları zaman örtülerini üstlerine almalarını vücutlarını örtmelerini söyle. İla ahir. Ayeti tesettürü emrediyor. Medeniyet-i Sefiye ise, Sefi medeniyet ise, Kur'an'ın büyüklüğüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor. Bir esarettir diyor. Acaba Kur'an hakimin bu hükmü tam fıtri olduğuna, yani fıtrata uygun olduğuna ve muhalifi esirdir diyenler, gayri fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız 4 hikmetini beyan ederiz. Birinci hikmet, tesettür kadınlar için fıtridir. Yani doğasında vardır kadının örtülmesi. Kadının fıtratında vardır. Fıtratları iktiza ediyor. Yapısı iktiza ediyor. Konumu iktiza ediyor. Hissi iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hırkaten yaratılış itibariyle zayıf ve nazik olduklarında. Öyle değil mi? Bak nasıl fıtraten gidiyor. Bak nasıl güzel izah ediyor. Sanki şiir gibi akıyor. Yani tesettür fıtridir. Çünkü fıtratlar iktiza ediyor. Niçin? Kadınlar hırkaten zayıftır. Öyle değil mi? Nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğunda kendini sevdirmek, nefret ettirmemek, ne yapacak kocasını? Kendisini sevdirmesi lazım. Nefret ettirmemesi lazım. İstiskale maruz kalmamak için, istiskale yani nefret, ondan şaibe şüphelenmeye istiskal yani, ondan uzaklaşma arzusu, şüphesi erkeğe getirmemek için fıtri bir meyli var. Yani kocasından böyle olmaması fıtri bir meyli var. Kocasının onu sevmesini çok ister. Kocasının ona sahip çıkmasını, ona şemsi olmasını fıtraten istiyor. Dolayısıyla kadın kocasına sevdirmek fıtridir, kendisini sevdirmesi fıtridir. Nefret ettirmemesi fıtridir. İstiskale maruz kalmamak, itilmeye, kalkılmaya müsait değil, istemez kocasını. Kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir. 10 tane kadın sokakta 6-7 tanesi ya çirkindir ya ihtiyar. Ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Hangi kadın var ki çirkinliğini, ihtiyarlığını göstermek istesin? Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispetten çirkin düşmemek. Kadınların en büyük sorunlarından bir tanesi. Hele size söylüyorum, evini sakın hanımınızı hiç kimseyle kıyas etmeyin. Onu yıkarsınız. Nasıl ki hanım başka erkeğe seni kıyas etse ne olur senin dünyanda? O daha güçlüdür, daha şeydir, daha karıştır. Ya kadar insanı çileden çıkar öyle değil mi? Şüphelendirmez mi yaşanır? Ya sen de o zaman kesinlikle çocuğunu ve hanımını hiç kimseye kıyas etmeyeceksin. Allah hepsini fıtratını müstakil yaratmıştır. Hakkın yoktur yani. Onu yıkarsın. Demek ki kadınların imtihanları kıskançlıkla, erkekler ise hırsla imtihan olur. O duygular daha net çıkmıştır. Ya kıskançtır. Kıskanç olan kadın ne yapar? Kendinden daha güzellere kıyas edilmek istenmez. İstemez. Dolayısıyla açık saçık olursa, o da açık saçık olursa kıyas oluyor. Ya bu güzel, bu değil. Ama tesettür olursa hepsini eşit yapar. Kıyas olmaz. Fıtratlarına kıyas olunmak, nispet edilmek istenmez. Bunu ancak tesettür kaldırır. Ama açık saçıklık mümkün değil yani. İlle nispet edilir. Kıyas edilir tabii. Bu güzeldir, değildir. Veya başka bir hikmet. Bak fıtridir. Ne kadar hoş bir ders. Tecavüzden ve ittihamdan korkar. Tecavüz edilmekten fıtraten korkar. Veya iftiradan çok korkar. Taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hiyanetle mütem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Şimdi açık saçık oldu. Ne demek istiyorsun? Karşıki tarafın iştahını celp ediyorsun. İlanat yapıyorsun. Adeta yanıp söner lamba gibi. Bana bak, 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 bana bak. Yanıp söner sinyal gibi öyle değil mi? Yok canım biz onun niyetimiz yok. Peki sana soruyor. Öyle bir niyetin yok da evinde pespaya dolaşırken kocanın yanında. Sokağa çıkarken yarım saat aynada süslenip püslenmek neyi ifade ediyor? Esas seni sana bakması, sana sahip olanlara pespaya çıkıyorsun. Başına bir etmiyorsun ki etmen lazım. Şeran bir müsaade etmiş. Kocanın yanında süsleneceksin, püsleneceksin evinde. Her türlü şey mubah. Peki bunu tam tersini yapıyorsun. Sokağa çıkarken yapıyorsun. Peki süslenmek, püslenmek görseldir. Gözlere hitap ediyor. Gözde ey göz sahipleri bana bakın demek değil mi? Süslenmek göze, koku, buruna, ses, kulağa. Öyle değil mi? Hitap ediyor. Şimdi üzerine nazarlar çevriliyor. Peki taarruz edecek sana.
fırsat bulsa affetmeyecek çünkü ahlaksız. Adam 5 kuruş, 1 milyon için adam elini koparıyor. Çantasını bırakıp içine de sürtüyor. Ölünüyor kapkaçlar. Senin böyle bir tonganı bulsa seni rahat bırakacağını mı zannediyorsun? Neler oluyor? 2. Kocası altında kocasından itham izi var. Nasıl? Yenge hanım şimdi dışarıya çıkarken süslenip üstlense açıkçası. Allah göstersin. Ölmüş. Evde pespay. Şimdi bunun kalbinden geçmez mi oğlum? Kime kendini göstermeye çalışıyorsun? Estağfurullah ben sanayım. Banasın ama bana karşı böyle bir tavrın yok. Sokakta böyle bir tavrın var. Benden hariç birisine gösterir. Bu lamicim yok. Fiil bu. Şüphelenmez miyiz? İtham gelir sana duygusal olarak. İlle koca sana ifade etmeyebilir. Perdeyi yırtmayayım diye ama ne demek istiyorsun hemşerim senin? İtham duygusu körüklenmeye başladı. Ateş sönmüştür. Fitne uyandıran Allah lanet etsin diyor hadiste. Fitne uyandırıyorsun bak. O köz sönmüştü ateş. Öyle anlanıyor. Kıskançlık derecesi bu sefer yorumlamaya başlıyor. Vehim duygusu erkeğin devreye giriyor. Acaba öyle oldu tabii ya. Ahmak olmayacaksın tabii. Şimdi sana soruyorum. Sokaktaki başkasının karı kızı kayıyor gözünde. Senin açık saçık karın kızına kaymayacak mı diyorsun? Bilmiyor musun? Nasıl rahat oluyorsun? Rahat olamazsın yani. Eğer varsa böyle. La yetulü cennete illa deyus. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki cennete deyus giremez. Deyus kimdir ya Resulallah? Diyor ki namusunu, karısını, kızını, namusunu kıskanmayan deyustur. Rahatsız olmuyor musun? En azından öyle olsa bile rahatsız olman lazım. Allah Resulü'nün ben Kütüb-i Sitte'de araştırdım. Çok ilginç. Kütüb-i Sitte'de laneti okudum. Resulullah'ın laneti. Hendek Savaşı'nda dişi kırılmış. Hazreti Ömer lanet oku, beddua oku ya Resulallah dediğinde şöyle diyor o zor şartlarda. O bak namazı kazaya kalıyor, dişi kırılıyor. Artık son şey eğer mağlup olsa Medine yok olacak yani. İşgal edilecek. Her şey namus payma hey olacak iken o zor durumda bile Allah Resulü'nün sözü şu. Kıyas yaptıracağım ve onun için kullanacağım. Ben bu ümmete lanet okumaya değil, rahmet okumaya geldim. Dedi, koy onu kenara. O durumda bile lanet okumadı. Bir tanesi şu, kadına benzeyen erkeğe, bak burada lanet okumadı bu savaşta. Onu koyduk kenaraya. Lanet okumaya değil, rahmet okumaya geldim diyen peygamber, kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadın Allah lanet etsin. Erkeğe benzeyen kadın, kadına benzeyen erkek, küpeler, zincirler, kolyeler. Erkeğin kadına benzemesi, kadının pantolon giymesi bu lanetin üzerinde olmuyor. Lanete dahil ol. Erkeğe benziyorsun, erkek kıyafeti var. Dışarıda giymesi değil mi? İçeride tabii, içeride istediği gibi giyebilir. Hatta kocasının gözü dışarıda kalmaması için hatta lazım kadının süslenmesi evde. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan kimlerdir? İhtiyarlardır. En çok kendisini saklayan ihtiyarlardır. İhtiyarlığını ve çirkinliği göstermemek fıtratta vardır. Kadın 108 yaşında olduğu halde babaanne dininden midir? Din onu hale getirmiş de bak kimseyi göstermek istemez ihtiyarlığı fıtratta. Çünkü fıtratta şu var. Başka 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki 10 tane kadından 2-3 tanesi böyle yapıyorum ki görsel olsun. 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun hem güzel olsun hem de kendini göstermeden sakınmasın, sıkılmasın. Ama fıtratı bozulmamış ama pespaye olmuş. Ayaklar altında rezil olmuş onu konuşmuyoruz. Fıtraten. Bak 10 taneden ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki 6-7 tanesi sıkılır. 3 tanesi sıkılmaz. Değil mi? Bak 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki 2-3 tanesi bulunuyor 10 tane. 7 tanesi değil. Nedir o 3 tanesi? Hem genç olsun hem güzel olsun hem kendini göstermekte sıkılmasın. 3 tanesi sıkılmaz, 7 tanesi sıkılır. Malumdur ki insan sevdiği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır ve tesir olur. Yani bu da bir fıtrat dilidir. Sevmediği, nefret ettiği veya uzak durmak istediği kişilerin nazarından, nazar gözden sıkılır ve tesir olur. Elbette açık saçıklı kıyafetini giren güzel bir kadın bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda 2-3 varsa 7-8'i istiskal eder. Mahrem kime denilir? Namahrem kime denilir? Babası, erkekten. Ha, erkek. Namahrem, yabancı. Yabancı. Tamam. Şimdi tamam mı arkadaşlar? Mahremi haram. Haramı yani. Mahrem demek haramı. Yani evlenmesi haram. Abisiyle evlenmesi haram. Babasıyla evlenmesi haram değil mi?
Yani buna mahrem denir. Namahrem de yabancı erkek, nikah düşeni. Şimdi bunun tabiri öğrendikten sonra lügatı bir de okuyorum o cümleyi. Elbette açık saçıklı kıyafetini giren güzel bir kadın. Tamam. Yavaş okuyorum ki çözelim. Bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden, yani nikah düştüğü yabancılardan ona baksalar, onda iki üçü varsa hoşlanıyor. İyi ya, iyi ki bana beni seyrediyorlar. 10 taneden 2 tanesi ve 3 tanesi. İyi ki bana bakıyorlar, benden daha kimse var mı? Bütün gözler üzerimdedir diye. Hoşlanır varsa 7-8'i istiskara eder. 7-8'i nefret eder. Fıtratı bu. Ama bunu dinleyen bir hanım dese ki ya vallahi ben hoşlanıyorum yani ben istiyorum. Ha senin oğul fıtratın bozulmuş. Hasan abi hoşlanmamalarına rağmen niye açık seçik o zaman giyiniyorlar? Ha şimdi çok güzel bir soru değil mi? Ya anne babadan görmemiş veya çevrenin baskısı, cemiyetin baskısı. Ne derler ne ederler, nasıl bakarlar, evlenemem kalırım. Çoğu kızlar okula gitmesinin sebebi müşteri bulmak için değil. Tahsil olur mu? Onun da yanlış olduğunu söylüyor ama. Evet. Kapanlar daha canlı. İşte öyle iken değil mi? Ama benim Müslüman erkek nurcularım da gidip tahsilliği alırsa diğer kızların da otomatik olarak mekteplere gitmesini sağlamış oluyor. Çünkü o kızlar da diyor ki ha bak nurcu erkekler, arkadaşlar, kardeşlerimiz tahsilleri alıyor. E biz yapmadık, biz kaldık. O zaman biz tahsile gidelim. Otomatik olarak bu tür bir tercih yapan bir erkek onların da cemiyeti itilmesine sebebiyet veriyor. Haberi yok. Bundan da mesuldür. Tahsilli alan mesuldur. Ne demek istiyorsun? Diğerlerini de itiyorsun. Aldın. Ötekiler ne diyecek abi bizim tahsilimiz yok. Olsaydı biz de dizide alırlardı. Efendim ben o niyetle almadım. Onun takkemi anlar. Sen o içsel duygun dürtünle almışsın. Peki niye ötekisini tercih etmedin? Ötekisi bak o masum dini için, Allah için, haya için gitmemişti. O mektebe gidenin hayası mı var? Örtün efendim örtün ama haya örtünmeyle gelmiyor ki. Haya örtünmeyle mi geliyor? Haya zamanla gelir. Uçak gibi iner, uçak gibi kalkar. Helikopter gibi değildir. Haya zamanla gelişir ve zamanla yok olur. Hem tefahüş ve tefessü etmeyen güzel bir kadın, bozulmayan, ahlaken çöküntü olmayan bir güzel kadın, böyle bir de kadın olmayan bir kadın, nazik ve serü-ü teessür, manen zehirinden, serü-ü teessür olduğundan, madeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Sıkılır. Serü-ü teessür, yani böyle sıkılma, manen böyle ezilme, ne yapar? Eder. Belki semlendiren pis nazarlardan, zehirlendiren, çünkü çok ilginç ama, çok ilginç. Öyle deyip geçmeyin. Burada fazla durmayacağım ama şu kadarını söyleyeyim. Diyor ki, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Bu semlendiren ne demek biliyor musun? Manen zehirleyen, gözden zehir akıyor, şua akıyor. Yani müamesu akar. Kardeşim, nazar insanı mezara, deveyi kazana koymaz mı? Arkadaşlar, gözden şua çıkıyor, şua ne? Kim ne niyette bakarsa gözden belli oluyor. Hangi niyette gözde bakıyorsan duygu, o duygu şua gönderiyor oraya. Şehvet olursa onu zehirliyormuş nazarla. Çünkü Kur'an okurken gözle tesir eder, nefesle eder, dokunma ile eder. Muska olarak, yazı olarak eder. Yani çok acayip usta diyor ki, semlendiren pis nazar, yani zehirleyen nazar, adamı zehirliyor. Mesela bazıları diyor ya bu adam çok pis bakıyor ya. Hatta işitiyoruz açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkat-i nazardan sıkılarak bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyor. İki türlü fıtrat var. Fıtrat-ı selime. Bir de fıtrat-ı seniye. Fıtrat-ı selime aslı fıtrat doğuştan bozulmamış. Fıtrat-ı seniye ikinci elde edilen fıtrat bozulmuş. Artık bozula 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 bulunduğu kaba göre karakter almış. Zannediyoruz ki bu fıtrat değil o. Demek medeniyetin refi tesettürü, tesettür itmesi silahı fıtrattır. Kur'an'ın tesettür emri fıtrı olmakla beraber o madeni şefkat. Bak şefkat madeni, maden. Maden ocağı, kömür ocağı gibi. Kadın şefkat madeni. Ve kıymetli birer refika-i ebedi olabilen kadınların şefkat madeni ve dünya ve ahirette refikandır. Hanımındır arkadaş. Sen o zannetme böyle şimdi yamunu, şununu, ihtiyarını, bilmem ne yapmış, şunu. Hurilerden daha güzel yaratılıp sana verecek biliyor musun? Ve kadının, dünyadaki Müslüman kadınların cennete giden, giderse ki inşallah giderler, oradaki güzelliği tarif edilemiyormuş. Ancak şeyi anlatılıyor.
hurileri, hurilerden daha güzel olacaklar ya, huriler için deniyor ki hadiste, bir tükürükleri gelse diyor, dünyadaki acı sular tatlılaşır, kılı diyor, saçın bir kılı gözükse kainat nurundan kör olur gözler. Ondan daha güzel olacak dünyadaki hanım. Böyle bir arkadaş olabilen senin kadındır, senin hanım. Tesettür ile sukuttan, bak tesettür ile onu alçalmaktan, zilletten, alçaklıktan, perişaniyetten ve manevi esaretten, gözlerin altından, öyle esaret altından ve sefaletten kurtarıyor tesettür. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık ve tahavvüf var. Kadınlarda fıtraten kocasının erkeğe karşı korkaklık var, çekingenlik var. Tahavvüf ise, korkaklık ise diğer erkekten korkar. Bu korkmak fıtraten tesettür iktiza ediyor. Sığınacaksın da bir yere, o bir korkuyorsun. O da nedir? Tesettür. Niye? 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak 8-9 ay ağır bir velet, yani çocuk yükünü zahmet ile çekmekle beraber hamisiz, koruyucusuz bir veledin çocuğun terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var. Gayrimeşru 8-9 dakika zevk için bak 8-9 ay yükünü çekiyorsun, 8-9 sene babasız çocuğu büyütüyorsun. Şu belaya bak. Değer mi yani? İnsanların bazı zihinlerine geliyor. Ya bizim çocuklar şunlar bunlar PKK ahir zaman fitnesinde değil ama nikahta da biraz sıkıntınız var yani olmuş. Yani sizin çocuklar hemen böyle bu tür şeylere biraz lakay kalmasının sizin de sıkıntınız var. Böyle olmamış Allah'ın dostum ama nikahta ve talakta sorunlu yapmışsınız. Bir, nikah şahitlerinin namazlı olması şart olduğunu biliyor musun? Çünkü nikahta şahit olmak mahkemede şahit olan kişinin vasfı gibidir. İmam-ı Şafii takkesizin mahkemede, takkesiz dolaşanın mahkemede İslam hukukunda şahitliğini kabul etmiyor İmam-ı Şafii. Ha, şahitten bahsediyorsunuz. Damat namaz kılmış. Kızım, bu olur mu şimdi? Olmaz. Niye olmaz? Hanbeli ve Malikilere göre namaz kılmaya kafirdir. Şafii Hazretleri namazsız yayılmasın diye onu asar keser. Yaymasın bu namazsızlık diğerleri görmesine. Hanefi mezhebini hapseder. Yaymasın diye. Hapistekine sen kızını verir misin? E namazsız adam şeriata göre hapiste olmasın lazım, sen kızını veriyorsun. Şimdi ağabası var mı? Mua. Evi var mı? Mua. Verdim git. Belasını çıkıyorsun. Ahlakı var mı? Dini var mı? Soru olur. E parası soru olur niye demiyorsun? Aa bir tane kız istemeye gittim ben. Bizim vakıflardan. Babası vefat, annesi vefat etmiş. Babası malı. Hiç kimsesi yok. Hiçbir şeysi yok. Parası da yok. Vakıf. Ondan sonra vardı malını da kardeşlerine ev koydu. Şimdi bunu evlendireceğim. Abi sahip çık diyor. Bak tamam. Bizim yanımıza gelmiş. Sen biliyorsun şöylesin. Gittin kızın sahiplerine. Abilerin. Annesi de teden dinliyor. Kız da orada. Dedim ki böyle böyle istiyorum. En büyük abisi dedi ki tamam abi dedi, yanında kalıyor maşallah, hoştur, vakıfı etti, tamam tamam dedi, basır dedi yani, geçimi. Nesi var dedi, bir şeysi var mı dünyalık? İmanından ve davasından başka hiçbir şey yok dedi. İmanından ve davasından başka, vallahi. Hiçbir şeysi yok. Ondan sonra, ya, diyecekti, anne fırladı oradan. Söz dedi oradan, büyük oğluna. Biz de böyle birisini arıyoruz. Şimdi buna kızı verdiler, daire verdiler, iş verdiler. Daire de verdiler, 80 bin lira bir daire aldılar. Öyle değil mi şey? Ha, sen ben işte koltuğunu koyduk, bilmem ne yaptık, evini işte kardeşlerim özürler dolandı. Ama evde verdiler, ev satın aldılar. Kira değil. Ama geliyorlar bana bazen ayda değil mi? Hani beni hem İstanbul'a geldi, hemen evi davet ediyorlar kahvaltıya. Allah, annesi babası ha, kızım hanım. Allah senden razı olsun, yer gök razı olsun. Elhamdülillah. İnsan evli. Nerede bulacaklar? Ve tesettür ile namahremin iştahını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Düşmanı celbetmemek, tecavüzüne maruz kalmamak için fıtratı ve yapısı zayıf fıtratı ihtar eder, kapar. Ve bir siperi ve kalası nedir? Kadının çarşağı. Yolculara itham ederler bazı Mahmud Efendi cemaatinden. Bunlara tabii bilmedikleri için. Belki de bazı böyle Risale-i Nur'un bir grupları var böyle.
bunun aksine şey yapar. Külliyatta Risale-i Nur'da dört yerde kadının kalasının çarşaf olduğunu söylüyor. Ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor fıtratı. Peki yapamıyorsa kadın ne yapacak? Hepinizin fıtratı bu soru olduğu gibi geldi bana. Yani bizim hanım çarşaflı günahı nasıl yapacağız? Şunu kabul edecek kadına diyeceksin. Hedef odur, doğru odur ama Allah affetsin inşallah oraya varacağım. Kabul etmesin yani. Anladın mı? Bir şey bütün bütün elde edilmesi bütün bütün bırakılmaz. Onun için onu kabul edecek. Ama dese ki kendi haline tamam canım. Ne var canım işte budur. Derse hedefini yıkmış olduğundan terakkisi durur. Terakki edebilmesi için terakki edecek makam belli olması lazım. Ama makamı yıkarsan nereye terakki edecek? Kusurunu anlaması lazım. Ve mesmatıma göre, işittiğime göre merkez ve payitaht hükümette çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi tesettür ahalinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Olmuş bu ustadın zamanında. Ankara'da kadın ayakkabı boyacısına mühim bir makamda oturan bir adamın karısı ayakkabı boyatırken tabii adam aşağıda ayağını boyattırıyor ayakkabısını. Adam tahrik olmuş. Elinden alamamışlar ya. Yani. Ne dedi ustad bunu? Bu olayı anlattım bir de okuyayım. Mesmuatıma göre, işittiğime göre merkez Ankara'da payitaht bir hükümette, çarşı içinde hem de bu mecliste şey yapan, tesettürsüzlüğü, açık saçıklığı iddia eden adamın karısı değilmiş bu. Allah tokat vurmuş da. Bu böyle bir adammış. Bakan. Çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık yapması, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin el fatiha.